Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Lale Gül TV, Lale Gül Efem ortak yayınında yeni bir program daha sizlerle birlikteyiz efendim. iki günlük hafta sonu tatilinin ardından ve bu hafta önemli gelişmeler olacak elbette. Onları da merakla bekliyoruz. geride bıraktığımız gün içerisinde olan biten her şeyi de konuşacağımız programımız başlıyor efendim. Sizler de Mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için bir numaramız var. WhatsApp'tan ve Bip'ten mesajlarınızı gönderebileceğiniz 0549 693 8282 ekranda zaten yer alıyor. Ama radyodan bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz için ben bunu bir kez daha e, duyurmuş olayım. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Bugün 14 Haziran Pazartesi Hicri 4 Zilkade günündeyiz. Hayırlara Gelsin inşallah her yaşadığımız gün ve güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun, hafta olsun inşallah efendim. Bu dualarla başlayalım programımıza. Şimdi biliyorsunuz her program başında artık bu koronavirüs tablosuna bir göz atıyoruz. Zira önemli, neden hayatımızı etkiliyor, normalleşebilecek miyiz acaba? Yani iki gün önce yapılacak olan kabine toplantısında, bu pazar kısıtlamasının da kaldırılmasıyla beraber artık tam manasıyla normalleşmeyi konuşabilecekken araya bugün gerçekleşecek NATO zirvesi e, olacağı için ertelendi. Ne zamana? 18 Haziran'a. Dolayısıyla birazcık daha bekleyeceğiz. Fakat tablo ne durumda? E, gelin hemen ona bir göz atalım efendim. E, i̇stediğimiz o fotoğrafa yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu vaka tablosunda 5012 vaka var. 214957 testten 454 yeni hasta eklendi genel tabloya ve vefat sayısı 53'e kadar indi. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde 50'nin de altına inecek ve tablo daha da normalleşecek. İyileşen sayısı 4194 oldu. Toplam test sayısı 57 milyonu geçti. Vaka sayısı 5 milyon 330 bini aştı. Vefat sayısı 48 bin 721 oldu. Ağır hasta sayısı hala daha yüksek 952. Bu sayının 500'ün çok çok altına inmesi lazım dedik. Hedef bu. İnşallah Cenab-ı Hak acil şifalar versin diye dua ediyoruz biz de. Hem entübe durumdalar bazıları bazıları yoğun bakımdalar durumları ağır. Rabim şifa versin. İyileşen sayısı 5 milyon 200 bini geçti. Tablodaki görüntü bu şekilde efendim. Ama vefat sayısının 53'lere kadar gerilemiş olması hakikaten güzel bir gelişme. Aşılama ile birlikte inşallah bu sıfıra inecek. Öyle inanıyoruz. Aşı ile ilgili çeşitli çalışmalar devam ediyor. Günlük neredeyse 600 bin'e yakın vatandaş aşılanıyor. Bu da tabii güzel bir gelişme. E, fakat istenilen aşıyı da bulabilme imkanı yok. Efendim, eee Biontech var. Şu anda Sinovac randevuları alınamıyor. Bir de e, Enabız üzerinden gönüllü e, aşı gönüllüsü, yerli aşı gönüllüsü aranıyor biliyorsunuz. Valla ben açıkçası düşünüyorum. Yani yerli aşıya gönüllü olmayı vatana millete bir katkımız olsun diye düşünüyorum. Bunun için de Enabız'dan e, randevu alınabiliyor düşünenler varsa bu şekilde Enabız'dan randevu alabilirler. E, hani yabancı menşeli değil, bir şey değil. Bizim yerli aşımız. Çünkü çoğu insan bunu dört gözle bekliyordu. İnşallah en kısa zamanda hazır olur. Eylül gibi zaten vatandaşlara yerli aşıyla aşılama yapılacağı konusunda hükümetin kararlı bir tutumu var. Hedefte yani bir sapma olmazsa Eylül deniliyor. İnşallah Eylül'de neticeye alınır. Çünkü faz 3 aşamasına gelmiş durumda zaten. Onun haricinde bugün gözler kulaklar Brüksel'e çevrili. Neden? Çünkü oradan gelecek haberler NATO Liderler Zirvesi, işte Biden, Erdoğan görüşmesi olacak ve diğer liderlerle bir görüşmesi gerçekleşecek. Ee, ve bu sözde Ermeni soykırımı tanımasıyla ilgili e, kararı muhakkak gündeme getireceğim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biden neler söyleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ne olacak? Bütün bunları elbette merak ediyoruz. Biz de gözümüz kulağımız o tarafta. E, dün gitmeden önce de Atatürk Havalimanından efendim e, açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasıyla ilgili meseleyi gündeme getireceğim. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil." dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." ifadesi Türkiye'nin NATO'ya, NATO esaslarına son derece bağlı olduğunu ortaya koyuyor ama NATO bizi koruyacak e, durumda mı diye vatandaşa geçin, geçtiğimiz gün Arida Survey'in yapmış olduğu bir açıklama vardı ve haberini de aktardık size. %84'e yakın neredeyse 5 kişiden 4'ü e, hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani NATO'ya girmeyelim. NATO bizi kullanıyor. NATO herhangi bir yerle bir başımıza bir şey gelse NATO bizim arkamızda durmaz. Vatandaş aslında NATO'yu net bir şekilde biliyor. Yani devlet de biliyor ama işte dengeler. Maalesef bu dengeler gözetilecek. Ama Türkiye savunma sanayine yaptığı yatırımlarla her şeye rağmen bütün engellemelere yaptırım zorlamaları, çabaları, efendim güya cezalandırmaları filan e, ne söylerlerse söylesinler bildiği yolda yürümeye devam ediyor. Bu fevkalade bir şey. Şimdi efendim artık haberlere geçelim. Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıl dönümüydü. 182. yıl dönümü ve bu kutlama afişleri Kapadokya semalarında da süzüldü. Biz de jandarmayı, jandarma teşkilatımızın 182. yıl dönümünü kutluyoruz ve o görüntülere bir göz atıyoruz şimdi. Kapadokya'da sıcak hava balonları jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama afişleriyle uçtu. Jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine üzerinde Kanun Ordusu Jandarma 182 yaşında ve şan ve şerefle Jandarma 182 yıldır sizlerle kutlama afişleri asıldı. Gün doğumu vaktinde turistlerin binişinin ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzüldü. Bölgede faaliyet sürdüren bir balon firmasının işletmecisi Nejat Öztürk gazetecileri, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiklerini belirtti. Buna çok rastlamışsınızdır bu ifadeler ama ben de söylemeden geçemeyeceğim. Yani polis teşkilatı, jandarma teşkilatı, PTT, TCDD bütün bunların hepsinin tarihi kuruluş tarihi Cumhuriyet tarihimizden eski. Ama bir malum kesim var bizim ülkemizde. Osmanlı'yı dışlayan, işte Osmanlı'yı kabul etmeyen, tarihi 1923 itibariyle başlatan bir hatta 1919'dan başlatan bir düşünce. E, tarihimizi neden sahiplenmiyoruz? Bu kimseler neden tarihimizi kucaklamıyor? Neden bu kadar geçmişine e, düşman kesilir bir insan? Bunu hiçbir zaman anlayamadım, anlayamayacağım da zaten ama e, bu kişiler buna ne cevap verecekler peki? Yani devletinizin kuruluş tarihinden daha eski olan e, kurumsal yapılarınız var. Peki buna nasıl cevap vereceksin yani? Jandarma Teşkilatı bak 182. yıl dönümünü kutluyor. Dolayısıyla demek ki biz devletiz. Bin yıllık tarihimizle, geçmişimizle devletiz. Osmanlı Devleti'nden önceki devletlerle de biz bir devletiz. Dolayısıyla tarihi başından sonuna sahiplenip hepsi bizdik. Hepsi bizim atalarımız, dedelerimizdi. Hepsi bizim mücadelemizdi. Ve şimdi de bizim mücadelemiz devam ediyor. Dolayısıyla Hani dışarıya olan bu hayranlığı bir kenara bırakıp artık bu e, hiçbir işe yaramayan, sizleri başkalaştıran, asimile eden, e, dağıtan, efendim mahveden, e, geleceğe dair artık kendinizden hakikaten bir haberleştiren ve koparan, medeniyetinizden fersah fersah uzaklaştıran düşünceden ne zaman kurtulacağız? Ne zaman tarihimize, kendi medeniyetimize bağlanacağız? kadim medeniyetimizi ihya ederek yeniden tarih sahnesinde anlı şanlı boy göstereceğiz. Bunu hakikaten çok merak ediyorum. Efendim şimdi İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, yine Jandarma Teşkilatı Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ülke genelinde eş zamanlı olarak aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığı uygulamasını gerçekleştirdiler. Bununla ilgili haberin detayı geliyor ekrana. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Haziran'da DH ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Evet bu DAŞ'ta ilgili DAŞ operasyonu ile ilgili haberimizdi. Yani DAŞ'a da göz açtırılmıyor tıpkı terör örgütü PKK olduğu gibi. E, hafta sonu biliyorsunuz e, artık Murat Karayıla'nın terör örgüt üyeleri başlarından Murat Karayıla'nın nasıl yalvardığını sosyal medyada izlemişsinizdir. Allah aşkına yeter diyor Irak Kürt bölgesel yönetimine. Zaten diyor Türkiye bizi perişan etmiş vaziyette. Bir de siz Sırtınızı bize döndünüz, bu nasıl Kürtlük falan diye. Her türlü e, kalleşliği yine o bölge içinde yaptılar. E, kendi Irak Kürt bölgesel yönetiminin arkasında hiçbir zaman durmadılar. Ve bugün artık bakıldığı zaman P terör örgütü PKK'nın o savunduğu, iddia ettiği Kürt milliyetçiliğinden ne kadar uzak hareket ettiği, ABD'nin lejyoneri olarak faaliyet gösterdiğini onlar da gördü. Bunun bir milliyet meselesi olduğunun filan ondan son derece uzak olduğunu net bir şekilde görünce kendi içlerinden de tasfiye ettiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hareket etmeye kararı aldılar. Bu bence çok doğru bir karardı Irak -Kürt Bölgesel Yönetimi'nin. Şimdi PKK tamamen sıkıştı ve mahvolacak yani bunu da görüyor. Bunun için e, ciddi anlamda feryat figanlar başladı. Duyuyoruz, daha çok duyacağız bu tür feryatları. E, daha da beter olacaklar çünkü bu mücadele devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu millete sözü var. Bin parçaya ayırmazsak milletimiz yüzümüze tükürsün dedi. Bu unutulmayacak bir şey. Dolayısıyla Murat Karayılan için e, ...hala tehlike çanları çalıyor yani onu söyleyelim. İşte aynı şekilde bu sefer DAEŞ'i da devreye soktular. Bu tür terörist yapıları uyutup uyutup tekrar uyandırıyorlar ihtiyaç olduğunda. DAEŞ da bunlardan bir tanesi. Ve DAEŞ'e karşı en sağlam mücadeleyi ortaya koyan e, ülkede elbette Türkiye Cumhuriyeti yani devletimiz. E, ve hala daha içerideki mücadele de sürüyor, devam ediyor. Şimdi... Hem İçişleri Bakanlığı hem Sahil Güvenlik hem Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak koordinesinde hem göçmenler hakkında bir e, uygulama başlatıldı hem de aranan şahıslarla ilgili. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Ülke genelinde eş zamanlı olarak aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması gerçekleştirildi. 11.838 ekip, 41.521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin alma kaydıyla 2962 ikamette arama yapıldı. Uygulamada 2 ile 20 yıla kadar hapis cezası olan 1110'u yakalama emriyle aranan toplam 1964 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yer alırken 3'ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı. 365 araca ise idari yaptırım uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici kesici aletle muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mesajlara şöyle bir bakalım efendim hemen hızlıca. ilk mesajı Kirazlı'dan Bağcılar Kirazlı'dan Mehmet Mısır Bey göndermiş, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Mustafa Bey demişler, Allah razı olsun. Sonrasında Çorlu'dan İlhami, hayırlı sabahlar demiş mesajında, Allah razı olsun her birimize inşallah. Ee, birkaç gün önce açık e, oturumda Habertürk'te İhsan Aktaş, kendisini iyi biri sanıyordum, konuşmaları beni şaşırttı. E, HDP'yi yanınız almazsanız kazanamazsınız hep birlikte olursanız ancak kazanırsınız. Gizli değil açık olarak masada oturun. Oradan araştırmacı Hakan soruyor. Yani HDP birlikte mi seçime gitsinler? Evet ancak o şekilde seçimi kazanırlar falan. Yani o kadar iştahlı söylüyor ki CHP kazanmasını istiyor. PKK zalimliğini hoş karşılıyor. Şaşırttı beni demiş. Münevver teyzemiz böyle yazmış. Efendim göndermiş olduğu mesajında. E zaten gizli açığı kalmadı bu işin de. Resmi olarak resmi gayri resmisi kaldı. Gizli açık değil. Artık gizli saklı bir şey yok. Yani HDP ile CHP'nin ittifak yaptığını herkes biliyor. Dolayısıyla ama bu resmi bir şekilde açıklanmadı. Gayri resmi devam ediyor yani. Gayri resmi bir şekilde. Gayri meşru ittifak mı diyelim buna ne diyelim? O da çok abartı olur tabii yani. Ama HDP'lerin de aklını başına alması lazım. Ya bu iş artık AK Parti Düşmanlığı falan değil, tamamen Erdoğan düşmanlığı ile beraber bir siyaset. Yani siyasetin en büyük, şu an e, muhalefetin en büyük politikası ne diye sorsan Erdoğan düşmanlığı. Yani Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulmuş bir muhalefet anlayışı. Bu Türkiye'yi nereye götürür Allah aşkına? Nereye taşır yani? Yani beş benzemezin, beş bir araya geliyor ya, böyle bir şey yok ya. Vallahi enteresan bir şey ya. Türkiye'de siyasetin kilitlenmiş olduğunu düşünüyorum ben zaten bu anlamda. Yani muhalefet bu kadar o kadar savruk bir vaziyette ki ya kendin bir şey söyleyemiyor musun? Bir politika ortaya atarak ya biz işte CHP ile şunla bunla bir araya gelemeyiz. Bizim kendi esaslarımız var. Bu esaslar çerçevesi içerisinde biz siyaset üretiyoruz. Türkiye'nin problemlerinin hepsine topyekün bizim çözümümüz var. İşte ey ahali bizim politikalarımız bunlar bakın kendimizi ise izah ediyoruz şöyle 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 siyaset yapacağız diyen bir muhalefet yok. AK Parti gitsin, AK Parti gitsin, ekonomik kriz var, millet aç, işte gidin, çekilin, şu dolar nerede, bu bilmem ne nerede. Bundan başka hiçbir ne argümanları var, ne politikaları var, ne ya biz de şunu şöyle güzel yapacağız. Şeyi var. Tam tersi hizmeti durduracağız diyor adam ya. Yol yapımını durduracağız diyor. İktidara gelirsek onu durduracağız, bunu durduracağız. Hizmet yani başlamış hizmetin, vatandaşın yararına olan hizmeti durduracağız. Tıpkı şu an demonstrasyonunu İstanbul'da gördüğümüz gibi. Ekrem İmamoğlu o gerek yok. Buna gerek yok. Metroya gerek yok. Tünele gerek yok. Dikey bahçeye gerek yok. Kanal İstanbul'a zaten gerek yok. Hatta o çok tehlikeli filan. Arıtma tesisine gerek yok. Marmara müsilaj felaketiyle boğuşuyor. Vaziyet bu. Maalesef. İşte muhalefeti tanımak lazım. Yani ülkede aslında ciddi anlamda muhalefet problemi var. Yıllardan beri var bu en az 15-20 yıldır iktidarda biliyorsunuz AK Parti. Bunun net bir şekilde söylüyorum 15 yılı muhalefet problemiyle geçmiştir Türkiye'nin günleri maalesef. O yüzden Türkiye'ye muhalefet hiçbir şekilde şey vermiyor, ümit vermiyor. vaziyet bu. İsa Mülayim selamlarını göndermiş, hayırlı sabahlar dilemiş. Ahmet Ülkü Sultan Gazi'den hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar demiş, selamlarını iletmiş. Allah razı olsun. Ramazan üstünde Silivri'den yazmış. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Bayram Saltık kardeşim yine aynı şekilde hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar demiş. Allah razı olsun. Emrah Çalış selamlarını göndermiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Abi devletimizin işi başından aşkın lakin bir ara şu kiracısı olup ev sahibi örgütlerine de bir dur demeli kiraları kafalarına göre zam yapıp duruyorlar öyle ki seni çıkartıp daha yüksek kiraya vereceğim diyen ev sahipleri de var öyle bir dönemdeyiz ki Allah'a imandan paraya imana döndü insanlar demiş maalesef insanlar tabi neden böyle bilmiyorum neden bu hale geldik biz bizim kaybettiğimiz çok çok fazla değerlerimiz var maalesef dolayısıyla Allah her daim iyi insanlarla karşılaştırsın ve e, bu konuyla ilgili çalışmanın yapılıp bir tavan fiyat uygulaması, tüfeden üfeden oranından fazla zam yapamazsın genelde vaziyet budur ama bunun denetimine kadar yapılıyor ki. Al işte Marmaris'te şu an kiralar, dairelerin kiraları aylık 70 bin liraya, 80 bin liraya çıkmış. 3 artı 1, 2 artı 1. E orada yaşayan yerel halk Marmarisliler yani bu şartlar altında nasıl hayatını ikame ettirecek? Ve hiçbir resmiyeti de yok. Adam evi ticari olarak kullanıyor ee, ve bununla alakalı hiçbir şekilde çalışma yapılmıyor maalesef. Bu denetim mekanizmasının sağlanması lazım. Efendim dün, dur şu iki mesajı da okuyalım. Soner Tezel, hayırlı sabahlar abi demiş. Allah razı olsun. Ee, Hayırlı sabahlar. Açız diyen adamların sosyal medya hesaplarına bakın. Bodrum'da Antalya'da pahalı tatillerde son model araba peşlerinde lüks alışveriş peşinde. Bunlar aç değil. Nankör demiş bir izleyicimiz böyle yazmış. Hani var ya biz yaptık oldu bunlar da biz yıktık olacak diyor. Ama seviliyorlar belli bir kısım tarafından demiş. O da tabii bizim şaşkınlığımızı daha da artırıyor. İlhami göndermiş efendim Çorlu'dan bu mesajı. Ee, yani, ilginç. Peki, dünün en acı verici kazalarından bir tanesiydi. E, bu haber Mardin'den geldi. Hafif ticari araç iki kadın öğretmene çarptı ve feci şekilde can verdiler. Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti. Plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın ve Büşra Yıldız'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nusaybin Oğuzhan İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Musaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Görüntüleri izlediniz değil mi? Bu nasıl bir sürattir ya? Bu nasıl sürat? Yani şehir içerisinde hafif ticari araç bir de yani bilmiyorum. Yaya geçidinden geçiyor öğretmenler bir de yaya geçidinden. Bizim acilen bir trafik kültürünü bir an evvel sağlamamız lazım. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani hepimiz trafiğin içerisindeyiz. Ben bu ülkede 10 kişiden 9'unun trafikle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını düşünüyorum. Sadece direksiyonu çevirmeyi biliyor, vites atmayı biliyor, ee, bu kadar. Ne aynalara bakmak var, ne yolu trafiği okumak var, trafik nasıl akar, trafikte nasıl seyredilir hiçbir bilgisi yok bence var ya da işine gelmiyor falan da demeyeceğim. Bildiğin bilmiyor yani. Geçiş üstünlüğünü mesela hiçbir şekilde kimse bilmiyor. Bu neden öğretilmiyor ben anlayamıyorum. Bu kişiler bu ehliyeti nasıl alıyorlar? Bunu ben bir türlü anlayamıyorum. Şimdi yine zorlaştırmaya başladılar ehliyet alırken işte park yapma, şunu yapma, bunu yapma falan filan ama trafik eğitimi başka bir şey yani. Arabayı sürebilmek, stop ettirmeden kaldırabilmek bunlar ee, basit mekanik teknik bilgiler yani ama bir de esas hayat kurtaracak olan trafik bilgisi var yani bunu nasıl verecek yazılı bir şekilde kitabı veriyorlar oradan soruları ezberliyor ee, ehliyete girecek doğru değil mi böyle değil mi sınav yazılı bir şekilde böyle geçmiyor mu test trafik ilk yardım bilgisi ezberliyoruz ondan sonra o bilgilerle sınava giriyoruz sınava zaten geçmeyeni dövüyorlar neredeyse o derece bir sınav yani e, şey sınavını ehliyet sınavını ama yılda bakıyorsunuz tabloya binlerce insanımız ne yazık ki trafik kazası sebebiyle hayatını kaybediyor. Önlenebilir bir şey mi bu? Elbette önlenebilir. Eğer bu kültürü yaşayabilirsek, trafik kurallarına sahip çıkabilirsek daha nice kazalar önlenebilir. İnşallah e, bu konuyla ilgili de bir tecrübe ederiz yani. Şimdi Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da merkeze bağlı Sarı Çubuk köyü yolunda sürücünün de içinde bulunduğu bir otomobil yandı. Sonra bu yanan otomobilin yanında dört ayrı bombalama olayını itirafının yer aldığı yazılı bir not kağıdı bulundu. Olay Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolu üzerinde meydana geldi. Aziz Atay yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Yol üzerinde yanan aracı fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler vücudunda büyük yanıklar oluşan Aziz Atay'ın yanı sıra yanan otomobilin yakınına bırakılmış notlar buldu. Kalemle yazılan notta "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim." Kamera kayıtlarına bakarsanız oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arasındakini de şeklinde itiraflar olduğu görüldü. Yangında vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Atay, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Atay yoğun bakıma kaldırılmasının ardından ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne nakil edilirken hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a geri getirildi. Bu kez Fethi Sekin şehir hastanesine kaldırılan Atay yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. 41 yaşındaki Aziz Atay'ın Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Fatih Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hani burnu pislikten kurtulmaz bunun filan gibi böyle atasözlerimiz, deyimlerimiz var ya, kılavuzu şu olanın işte vesaire gibi. Şimdi Afyon Karahisar'a gideceğiz. Dört ayrı suçtan aranan kişi nerede bulundu biliyor musunuz? Foseptik çukurunda. Afyonkarahisar'da 4 farklı suçtan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı saklandığı çiftliğin foseptik çukurunda yakalandı. Hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.'yi takibi alan Afyonkarahisar Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri şüphelinin saklandığı düşünülen çiftlik evine operasyon düzenledi. Ekipler çiftlikteki foseptik çukuruna saklanan M.T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen MT tutuklandı. Bursa Bingöl'den, e, özür diliyorum, İnegöl'den Abdülkadir Eyboğlu. Günaydın, iyi yayınlar, Allah yardımcımız olsun demiş. Amin. Soner diyor ki, Soner Tesel, abi işsizlik diyorlar. Biz bir senedir eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Bu ülkede işsizlik yok, iş beğenmemezlik var. Buradan ilan ediyorum, koltuk işi yapıyoruz, iş arayanlar bize ulaşsın. Lüksevi mobilya, Vay sokak numara bir Ümraniye yukarı dudullu iş arayan arkadaşlar buyursun gelsin demiş. İş e, iş ilanını da yapmış oldu Soner e, bu şekilde. Efendim biliyorsunuz artık yani uzmanlar bunu net bir şekilde söylüyor. İklim iki ay kaydı diye. Yani biz mesela şu anda neyi yaşıyoruz? Nisan'ı yaşıyoruz. Öyle düşünün. Haziran'dayız ama Nisan ayını yaşıyoruz. E, Hava da böyle kah bunaltıcı bir sıcak oluyor kah yağmurlu oluyor tıpkı bu sabah olduğu gibi. Ee, aynı şekilde bu yağmurlar da eskiden böyle güzel güzel yağardı. Şimdi bir anda boca oluyor. 5 dakika içerisinde metrelerce küp yağmur bir anda iniyor şehir merkezine. Alt yapılar kaldıramıyor. Kırıkkale'de de böyle oldu. Ondan önceki gün Ankara Mamak'ta zaten aynı şekilde iki gün Erdar'da sel baskını yaşandı. Kırıkkale'de de aynı şekilde e, sel baskınına neden olduğu bir anda inen sağanak. Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde etkili olan yağışın oluşturduğu sel nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su bastı. Çerikli beldesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak ikindi vakti etkisini artırdı. Aşırı yağış dolayısıyla beldenin içerisinden geçen Çıtırık Deresi'nden sel gelmesi dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bir araç suyun içerisinde kaldı. Gökçebel Mahallesi'nde bir kişiye ait 40 küme hayvanı da telef oldu. Yağışın ardından il özel idaresi, disi ve belediye ekiplerince selin çekilmesi için çalışma başlatıldı. İlçe sakinleri ise iş yerlerindeki suyu boşaltmak için uğraş verdi. Kırıkkale valiliğinden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış neticesinde Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin içinden geçen Çıtırık deresinden sel gelmesi nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini kısmen su bastığı belirtildi. Sel sonucunda yaralanma ve can kaybının bulunmadığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. İl Özel İdaresi, Disi, Karayolları ve Belediye Ekiplerinin müdahalesi sonucu sel suları büyük ölçüde çekilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca merkeze bağlı Ahılı Mahallesi Körkuyu mevkisinde dere yatağından geçen ve bahçelere ulaşım sağlayan yolun aşırı yağ sebebiyle su birikintisi oluşmasına bağlı olarak kapandığı ve yol kenarında park halinde bulunan bazı araç içerisinde bulunan 10 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ulaşan il özel idare ekipleri yolda biriken suları tahliye ederek yolu ulaşıma açmıştır. Evet efendim, e, geçmiş olsun diyelim Kırıkkale'ye de ve tabii inşallah Rabbim bizleri yerden, gökten, havadan, karadan gelecek bütün afatlardan emin eylesin, korusun inşallah. E, şimdi Ayasofya Camii'ne mi gideceğiz? Evet Ayasofya, yok e, Enes Fatih Camii'ne gideceğiz. Bu Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın yadigarı, tarihi Enes Fatih Camii. Restorasyon faaliyetleri devam ediyordu ve bu restorasyon çalışmalarının ardından 56 yıl sonra yeniden ibadete açılacak efendim. Fatih Sultan Mehmet'in yadigarı 56 yıl sonra yeniden ibadete açılacak caminin restorasyonunda sonra gelindi. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Enes Ayasofyası olarak da bilinen yapı. Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Taşos, Limni, direk adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enes'i fethetmesi sonrası camiye dönüştürüldü. Yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı. Dış tarafında da kesme taştan minare inşa edildi. Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı 1965'teki depremde yıkıldı. Bu süreçte onarımı yapılmayan cami bir müddet sonra büyük ölçüde zarar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 yılında camiyi restorasyon programına aldı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü restorasyon kapsamında veri teşkil etmesi için sonik sismik testlerin yanı sıra lazer tarama, malzeme analizleri ve dönemlemeleri yaptırarak detaylı araştırmalar yürütüldü. Cami'nin rekonstrüksiyona dayalı restorasyon projesi Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması sonrası restorasyon çalışmalarına 2016 yılında başlandı caminin birinci derece arkeolojik sit alanı olan Enes Kalesi içerisinde yer alması nedeniyle çalışmalar büyük bir titizlikle yürütüldü. 1965 yılından bu yana 56 yıldır kapalı olan caminin vakfiyesine uygun şekilde Eylül ayında hem ibadete hem de ziyarete açılması planlanıyor. Bu arada İlhan Seyhan bir mesaj göndermiş İstanbul'dan. Birkaç gündür sosyal medyada dikkat ediyorum diyor. Bazı aklı evveller aşı konusunda şöyle bir söylem geliştiriyorlar. Bıraksınlarmış aşı olmak isteyenler aşılarını olsunlarmış. Bunlar aşı olduğunda toplumsal bağışıklık kazanılırmış. Böyle aşı olmak istemeyenler de aşı olmazmış. Mesele de çözülürmüş. İyi de efendiler şahsen ben gelin bana aşıyı vurun ben aşı müptelasıyım diye dolaşmıyorum ki ortalıkta. Ortada bir ceset var ve ben bu cesedi yerden kaldırmak için inisiyatif alıyorum. Elimi taşın altına koyuyorum. Attı mı mangalda kül bırakmayan yiğitler, Karabağ'dan Filistin'e at koşturanlar, devletiniz sizden aşı olmanızı istiyor. Haydi aşıya, bu iş bu yaz bitti bitti, sonbahar gelir ve tekrar bu kapanmalar, hastalık bölümler artarsa maddi manevi vebaldesiniz bilesiniz demiş.'' Göndermiş olduğu mesajında İlhan Seyhan bu aşı meselesiyle ilgili hakikaten yani çok çok önemli. Ee, Nizamettin Zabun abimiz de selamlarını göndermiş. Aşı ile ilgili o kadar çok uzun fikirlerimi beyan ettim ki bu programda yine söyleyeyim. Belki ilk kez dinleyen vardır bilmiyorum. Ee, aşı ile ilgili şu an sosyal medyada karşılaştığınız komplo teorileri olarak kalmış olan hiçbir şeyin gerçekliği yok. Mesnetsiz bir takım iddialar. Birileri sizin üzerinizden korku imparatorluğu kurmaya çabalıyor ve sonra biz her şeyin iyisini biliriz, doğrusunu biliriz. Bakınız biz sizleri sakındırıcıyız kötülüklerden. İşte asla bunu yapmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın falan diyorlar işte biz bunu şu kitabımızda daha iyi anlattık istemez misin? Hadi şu kitabı al falan ya da gel gel gel. Şimdi kitap eskiden kitap falan yazılırdı oraya yönlendirilirdi de şimdi artık sosyal medyadan takipçi artırılarak çünkü bir insan iki türlü dinlenilir. Ya ne diyor şu kişi şunu dinleyelim de bir feyze alalım kendimize bir şeyler katalım diye. Biri de ya çıktı yine bu ne söyleyecek acaba diye yani hani birinde böyle istekli, arzulu, ne söylese emecek, ne söylese merakla içecek bir hissiyatta, merakta dinler. Bir tarafta da du bakalım yine ne söyleyecek diye böyle biraz hafif de kızacak ona söylediklerini söylediklerine. Dolayısıyla bu korku imparatorluğunu piyasaya salan, bunu körükleyen, bunu ateşleyen kim varsa bunlar topluma fayda filan sağlamıyor. Tam tersi Kötülük ediyorlar. Aşı ile ilgili yani devlete güvenmemek, devletin kadrosuna işte efendim bizim doktorlarımızda neymiş? Bizim doktorlarımızda artık Dünya Sağlık Örgütücü'ymüş. Onun da sahibi Bill Gates'miş. İşte e, yani biz hepten ölelim ya bizim artık var ya ağlayanımız yok o derecedeyiz biz yani herhalde öyle bir vaziyette sokuyorlar işi. Ben de defaatle söylüyorum diyorum ki ya bu konuyla ilgili senin benim gibi hassasiyet sahibi olan hekimlerimizin her biriyle bulabildiğimiz kadarıyla konuştuk hepsiyle ve hepsi e, aşı olmanın bir gereklilik olduğunu, bu salgının başka türlü atlatılamayacağını, e, bir an evvel sona ermesi için aşı çalışmasının devam ettiğini söylüyor. Ama buna hala olmadık şeylerle karşıt devam ediyor. İşte ne yapacak yani aşı mesela Bill Gates bizi robotlaştıracak, bizim fikirlerimizi çalacak, bizi yönlendirecek, biz uzaktan kumandalı araba gibi yapacak, git deyince gideceğiz, dur deyince duracağız, onun dediklerini düşüneceğiz filan. Arkadaşlar böyle bir durumda zaten imtihan diye bir şey kalmaz. Yani bu e, hani Tanrı'yı kıyamete zorlama iş peşindeymiş birileri. Ezelden ebede olan her şeyin yazılıp çizildiğini biliyoruz. Ve e, kontrolün siz sanki Cenab-ı Hak'tan haşa yani çıkıp da bunlara falan geçeceği gibi böyle ancak onların sapkın düşüncelerinin e, bir sonucu olarak böyle bir şeyin olabileceğini mi düşünüyorsunuz yani? Biz her daim Cenab-ı Hakk'ın rahmeti altındayız. Dünya kadar sıkıntı yaşıyoruz. Yine Rabbimiz bize suyumuzu indiriyor, ekmeğimizi veriyor, yerden bitiriyor, ne kursağımızı aç bırakıyor, ne kalbimizi aç bırakıyor. Bize özel günler, gecelerde biraz daha o rahmet iklimleriyle ruhumuzu besliyor. Tepeden tırna, maddi manevi her alanda biz bir zırhla bir kuşatma altındayız ya. Biz ecdadımızın duası üzerineyiz ya. Biz hocalarımızın, Peygamber Efendimiz'den bu zamana kadar gelen silsilenin tamamının duasıyla zırh içerisindeyiz ya. Ya biz yani bu kadar boş bir millet değiliz ama aklımızı da bir kullanalım yani. Çin aşısı diyorsun, yine bak ben e, sinirleniyorum bu aşı konusu olunca cidden. Çünkü bir karşıtlığı yok arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakın lütfen. Ya diyorum ki aynı kişiye, Umre'ye hacca giderken aşı oluyor musun? Oluyorum. E diyorum onu niye oluyorsun? Onu da Sinovac üretiyor diyorum. O da Çin menşeili diyorum. Ya Allah hani ben diyor şeye gidiyorum. Kabe'yi ziyarete gidiyorum. Allah şifasını verecektir diye yani Allah korur. E ya bu da şu an yani hayatımız etkileniyor. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Sonra senin de bu işi ağır geçirmeyeceğinin ne garantisi var? bağışıklık sistemin bir dayandı, iki dayandı, üçüncüsünde patlattı ya da mutasyona uğradı. O da güçleniyor çünkü. E bu salgın bitmedi. Ekonomi yerlerde hala ağlıyorsun ama devletin sana bir çağrı yapıyor. Olmaz gitmem. Niye? E çip takacaklar. Telefonunu cebinden düşürmezsin. Her türlü bilgiyi girersin. Sonra bir de şöyle bir şey çıkmış. Sosyal medyada görüyorum. Şimdi bu Biontech'in falan 6 filaklı dondan oluşuyor ya. Vatandaş neyse bu aşı karşıtları sosyal medyada örgütleniyorlar. Randevu alıyorlar ama randevuya gitmiyorlar. Bunların var ya çene ağrı cezaya çarptırılması lazım. Aşının en az 10 katı, 20 katı para cezasına çarptırılmaları lazım. Dahasını bilemem. Sanki aşılama çalışmasının önüne geçecekler. işi zorlaştırıyorlar. Ne yaptıklarını farkında değiller. Kendilerini fevkalade zeki zannediyorlar ama devlete uğrattıkları zararın haddi hesabı yok. Bu nasıl bir kafaya? ya? Bunla nasıl mücadele edilecek ben anlamıyorum, anlayamıyorum ki. Ya sosyal medya fenomeninin lafına inanıyor, dirsek çürütmüş, bu ülkenin imanlı anasının, babasının yetiştirdiği, doktor yaptığı, yine aynı şekilde dini hassasiyeti sahip, ama tıbbı da okumuş, bitirmiş, bilen kişinin çağrısına karşı geliyor ya. Bir tane Salih Hoca var, çıkıyor ekranlara diyor ki aşı olması lazım diyor. Tamam, ehli sünnet üzere yaşamaya çalışan bir hocamız, aynı zamanda doktor. Hocam, size inanamıyoruz. Nasıl aşıyı savunursunuz? Bak falanca gazetecinin söylediklerine inanmıyor musunuz? Tövbe, ya Rabbi. Yani buna ne diyeceksin ya? Sen gazetecinin dediği, gazetecinin şeyi irdelemek böyle ne ya burası? Bu parmaklamak böyle efendim meseleyi kaşımak, sökmek böyle efendim orayı darma duman etmek. işte oradan kendine yazacak, çizecek bir şeyler bulmak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir meslek arkadaşlar yani. Dolayısıyla bunlardan vazgeçelim, devletimize inanalım. Bu devletimiz bizi yarı yolda da bırakmaz Allah'ın izniyle kötülüğümüze de hiçbir şey yapmaz böyle bir şey yok mümkün değil Allah aşkına lütfen e, artık şu aşı ile ilgili tartışmalar bitsin aşı olmak istemeyen olmasın ama aşı karşıtlığı gibi bir şeyin de savunucusu olmasın sadece desin ki ben aşı olmak istemiyorum buyurun isteyen olsun ama benim de hayatım engellenmesin ben de en başından beri söylüyorum bunun savunucusu olacağım diyorum. Aşı ile ilgili bir kimsenin hakkının kısıtlanamayacağını en başından beri dile getiriyorum ama siz de lütfen Allah aşkına şu meseleyi iyi araştırın. Öyle onun bunun sosyal medya fenomeninin dediği laflarla, filmlerden, kesitlerle, dizi bilmem neleriyle ortaya çıkıp da vay bu aşı bize işte şöyle yapacak, böyle yapacak demeyin. Ya yediğin domates daha şey tehlikeli biliyor musun? Aşıdan. O yediğin hormonlu meyveler, bilmem neler falan var ya pazar tezgahlarında. Onlar asıl nokta işaret edilmesi gereken nokta orası yani. Neyse bir araya gidelim gelelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Yeniden birlikteyiz efendim. Lalegül TV, Lalegül Efem ortak yayınında Yeni Gün başlıyor programımız devam ediyor. 0549 693 82 82 WhatsApp ve BiP hattımız buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mert Erden ilk Cemre teyzemizin yaptığı gibi Rabbim afetinden, tufanından, esirgesin, bereket yağmurları nasip etsin demiş. Amin. Ben de olacağım abi sıra bize de geliyor aşı sırası demiş İsa Mülayim göndermiş olduğu mesajında şifa olsun inşallah şimdiden e, duamızı yapmış olalım bu şekilde. Şimdi efendim Ayasofya'ya götüreceğiz size Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde bir kare çok hoş bir kare namazda babasının e, kucağından inmeyen sevimli çocuğun görüntüleri e, renkli anlar oluşturdu. Ayasofya'ki bir cami şerifinde namazdaki babanın kucağından inmeyen sevimli çocuk renkli görüntüler oluşturdu. Yürekleri ısıtan o görüntüler cemaatteki bir başka kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Çok güzel görüntüler hakikaten. Ee, Allah bağışlasın diyelim. Yavrularımızı korusun. İmandan ayırmasın inşallah. Efendim e, Suriye'de terör örgütü YPG-PKK'nın Afrin'e ard arda düzenlediği iki füze saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, 32 sivilde yaralandı. Suriye'de terör örgütü YPG-PKK, Halepili'ne bağlı Afrin ilçesine ard arda iki füze saldırısı gerçekleştirdi. Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada terör örgütü YPG PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı denildi. Saldırılar nedeniyle Afrin'deki şifa hastanesi ve civarındaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK-YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir, denildi. Ayrıca güvenlik uzmanı Abdullah Ağar terör örgütü PKK'nın saldırıda Grad füzelerini kullandığı bilgisini paylaşarak, işte bunlar demokrasi kahramanı, özgürlük savaşçısı YPG PKK Grad füzeleri ve toplarla Afrin'deki bir hastanenin acil servisine vurmuş. 19 sivil hayatını kaybetmiş, 40'ın üzerinde de sivil yaralanmış. Allah belanızı versin. Sivillere gırat, en namussuzundan bir silah ifadelerini kullandı. İşte birilerinin cilalayıp parlatmaya çalıştığı o terör örgütü PKK YPG bu. Hastaneye saldıran, sivilleri katleden e, efendim zalim bir terör örgütü bu teröristlerin savunucusu olan, sempati besleyen kim varsa hakikaten onunla topyekün mücadele edilmesi gerekiyor. Yani parti mesela şu anda HDP'nin kapatılması ile ilgili çeşitli fikirler ortaya atılıyor. Nedir efendim aman kapatılmasın, mağduriyet oluşur, şudur, budur vesaire gibi şeyler. Ya terörle arasına mesafe koymayan bir partinin hakikaten siyaset sahnesinde yer alması dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak bir şey. Türkiye hariç. Biz ayrı apayrı dünyadan çok çok farklı bir gündeme olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla böyle bir şeyi hiçbir şekilde bırakınız iddiası bile şu hukukundan beter hadiseye bile gelmiş olsa Avrupa'da hiçbir şekilde siyasi arenada Boy gösteremez ama bizim ülkemizde aman mağdur edilmesinler. Efendim sonraki kurulacak parti ondan daha çok oy alır vesaire gibi söylemler. Ya ne zamana kadar sürecek bu? İstediği kadar parti kursun. Onu da kapatacaksın. Terörle arasına mesafe koymamış mı? Sırtını YPG'ye dayıyoruz demiş mi? Onun da siyasi hayatını bitireceksin. Ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Kıyamete kadar aynı yöntemle devam edeceksin. Ta ki... Biz artık terörle bağımızı tamamen kestik. Biz e, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bölücülük yapmayacağız efendim. E, hiçbir şekilde terörist bir yapıyı savunmayacağız. E, biz bu ülkenin refah seviyesini yükseltecek siyasi politikalar vesaireler üreteceğiz. Biz bu şekilde mücadelemizi edeceğiz deyinceye kadar. Öbür türlü sonuna kadar mücadele devam edecek. Şimdi e, zalim İsrail, bu arada Netanyahu'nun 12 yıllık dönemi sona erdi dün itibariyle ve koalisyon hükümetine geçti. Ee, İsrail yönetimi o Netanyahu'dan daha beter, o daha katil merak etmeyin. Birbiriyle yarışırlar Filistinlileri, Müslümanları katletme konusunda. Dolayısıyla bazen biz bak değişti, bak o gitti, bu geldi falan bir şeyler mi değişecek acaba diye Düşünebiliriz bazen ama hiç alakası yok. Kaldığı yerden devam eder o zulüm. Dün de aynı şekilde Filistinli bir kadına ateş etti zalim İsrail askerleri, polisleri ve hayatını kaybetti o Filistinli genç kadın. İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı Vafa'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan İsrail'e ait Kalendiya kontrol noktasında Filistinli bir kadını ateş açarak yaraladığı belirtildi. İsrail güçlerinin Filistin sağlık ekiplerinin yaralanan kadına müdahale etmesini engellediği kaydedildi. Açıklamada yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını kimliği henüz bilinmeyen Filistinli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı. Olayı ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail güçleri bıçaklı saldırı veya araçla ezme girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, İnsan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor. Ve Afganistan orada da zulüm devam ediyor, oralarda da bombalar patlıyor ve dün Kabil'de e, gerçekleşen bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmet Ziya Ziya basına yaptığı açıklamada, Kabil'in batısındaki daş bölgesinde sivilleri taşıyan iki araca yönelik bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi. Ziya saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Bu sabah ülkenin kuzeyindeki Mezarı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetmişti. Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor. Ülkede Mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Mayıs'ta 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Evet, şimdi artık gazetelere geçebiliriz. 14 Haziran Pazartesi günü hangi manşetler atıldı? Bu sorunun cevabını vermeye başlayalım efendim. Diriliş postasıyla başlayalım. Diriliş postası işte müsilaj gerçeği diyor manşetinde. Marmara Denizi felakete böyle sürüklendi. Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj sorunundaki rolü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun AK Parti döneminde yapımına başlanan ve 2020'de tamamlanacak Tuzla, Balta Limanı, Yeni Kapı gibi biyolojik arıtma oranını %90'a çıkaracak projeleri yavaşlatması müsilaja zemin hazırladı deniliyor. 25 yılda 85 adet arıtma tesisi inşa eden İBB, %50 seviyesinde gerçekleştirilen İleri biyolojik arıtma oranını %90'a yükseltecek tuzla balta limanı yeni kapı başta olmak üzere pek çok arıtma tesisinin temelini de atmıştı. 2020'de bitmesi planlanan tesisler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na takıldı. İmamoğlu'nun arıtma tesislerindeki faaliyetleri yavaşlatması Marmara'ya pahalıya patladı. Atık sulardaki azot ve fosforun yeterli derecede arıtılamaması nedeniyle Marmara'yı müsilaj kapladı. Projeler devreye alınmış olsaydı Marmara bu denli felaketle yüzleşmeyecekti. İmamoğlu vaat ettiği arıtma tesisleri için adım dahi atmadı. Biz sadece silahlara arıtma tesisinin temelini atmadığını biliyoruz. Törenle yapıldığı için o işte. Ama daha bunun gibi dört tane daha Arıtma tesisinin projesini durdurmuş, e, tuzla baltalimanı, yeni kapı gibi yerler. E Tabi şimdi bunu yapmayınca hizmetsizlik, işte hizmet etmeme, hizmet üretememe hatta yani CHP budur. Ya CHP'nin kodlarına sirayet etmiştir bu. Yani. O kod yazılmış, adeta kapatılmış. Değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hale gelmiş. Vatandaşın işini görmeye, işine yarayacak işlere imza atmaya mümkün değil, yanaşmıyorlar. Ama bir heykel olduğu zaman o heykeli daha başka nasıl hizmet verebiliriz? Geçen Edirne'de trafiğe kapalı alana taşındı. Heykel ızdırap çekiyormuş çünkü oradan çok fazla insan geçmiyormuş, göremiyormuş heykeli. Trafiğe kapalı alana, yayaların daha çok gelip geçtiği alana taşınmış. Efendim pehlivan heykeli Edirne'de. Büyük hizmet. Yani belediye başkanı çıkıyor, açıklama yapıyor. Heykelin diyor ızdırap çekmesini önledi. Burada ızdırap çek. E, kahroluyordu diyor, kahroluyor. Bu nasıl bir şey ya? Ben bunu anlayamıyorum ya. Ama Şimdi bütün bunlara rağmen bu hizmetsizliğe rağmen vatandaşın da elbette bir oy hakkı var. Sandıkta onu onaylayacak ya da onaylamayacak. Bu işleri böyle demagoji efendim bir oyunmuş gibi sanki e, bu hale getirirseniz eğer ideolojik saplantılarla mevzuya yaklaşırsanız sıkıntı yaşarsınız. Cemil Meriç'in, merhum Cemil Meriç'in, onun da vefat Seneyi devriyesi Allah rahmet eylesin. E, böyle bir e, hani düşünceyle, ideoloji deli gömleğidir fikrinden hareketle bu kadar körü körüne saplanınca insan aklını da kullanmazsa şayet, böyle yanlışlara, e, yanlış tercihlerde bulunabiliyor. E, Pek çok projeyi durduran bir isimden bahsediyoruz. İstanbul'u şimdi bekliyor. Acaba ne olacak? Bu işler nasıl çözülecek diye. Ne kadar daha bekler bilinmez tabii. Yönetilemeyen bir İstanbul halini aldı maalesef. Diriliş Postası'nın ilk sayfasından e, manşeti aktardık. Şimdi az önce PKK'nın hastane katliamı ile ilgili haberi paylaşmıştık sizinle. Diriliş Postası'nın da hem sol sütununun ilk haberi. PKK'dan hastane katliamı şeklinde. E, diriliş postası da 13 sivil şehit oldu, 32'si yaralandı şeklinde vermiş ve ABD'nin verdiği silahlarla vurdular diyor hastaneyi. Mahkeme kararları caydırıcı olmalı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, çarşaflı kadına hakaret davasında saldırgana verilen 360 liralık skandal ceza kararına sert tepki gösterdi. Mahkemelere seslenen usta kararları caydırıcı olmalıdır dedi. Geçen gün dün hatta bir şey paylaştım sosyal medyada. Biri bir sayfa işte efendim e, İsviçre'de mi nerede bir yerde düğün konvoyu yapmış Türkler. E, düğün konvoyunda yolu kesen 5 e, Türkiye işte şu kadar ceza kesmiş. altı aracı trafikten men etmiş işte mahkeme başkanı işte siz e, yolu keserek işte ırkçılığın bile körüklenmesine sebep oluyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında mısınız filan demiş. Altına da yazıyor. İşte medeniyet bu. Ya medeniyet bu değil. Avrupa'nın suç oranı Türkiye'den kat be kat yüksek. Bu gerçeği görelim artık. Avrupa'nın medeni olmadığının farkına varalım. Avrupa'nın yapmaya çalıştığı tek şey cezai müeyyidelerinin yani yaptırımlarının güçlü olması. Bu caydırıcı olması. Bu başka bir şey yok. Adam ceza yememek için kurallara sonuna kadar uyuyor. Bu başka bir şey değil. Yani suç oranı inanılmaz derecede yüksek Avrupa'da. Ben cinayetin kadın erkeğini ayırmam ama hadi öyle biliniyor kamuoyunda diye söylüyorum. Kadın cinayetleri at safhada. Cinayet başlı başına zaten had safhada. Çocuk tecavüzleri, hırsızlık, gasp efendim ve bilimum bütün suçlar, bütün büyük kabahatler e, çok çok fazla. Dizginlemeye çalışıyor mesela, dizginleyemiyor. Ama cezasını veriyor mu? Veriyor bir şekilde. Öyle ya da böyle, caydırıcı. Hele Amerika'da filan yani idam cezası var ya. Yani o vaziyette bile daha hala dizginleyemediği bir takım işler var. O yüzden Avrupa'nın medeniye olduğundan filan bahsetmekten ziyade biz kendi kadim medeniyetimize dönüp bunu yüceltebilmenin, bunu yeniden ihya edebilmenin peşinde koşmamız lazım. Yani Osmanlı'da suç oranı o kadar düşük ki, o kadar düşük ki yani yılda böyle cinayet bir ya da iki tek tük o da azınlıklar arasında yaşanan tartışmalardan kaynaklanan şeyler olduğu söylenir. Dolayısıyla hani bir de kasten adam öldürmenin suçunun idam olması gerektiği konusunda söylüyoruz. Böyle bu kadar hani bir tabir vardı ya tavuk keser gibi adam öldürüyorlar diye. Onun gibi olmamalı. Düzeltilmeli bu iş maalesef. Hele hele insanların kişisel özgürlükleri, dini, inanç ve hürriyetleri noktasında kimse kimsenin nasıl giyineceğine karışamaz. E, layıklık denilen şeyin içerisine bunu dahil edip de buradan bir faşistlik, bir baskı oluşturamaz. Kimse kimseye hakaret edemez. Ettiği hakaretin bedeli de 360 lira gibi komik bir rakam hele hele asla olamaz. O yüzden biz bu konuda medeniyetten filan bahsedemeyiz. Ee, maalesef daha caydırıcı olması gerekiyor cezalarımızın. CHP'den 5 dilde tehdit. Kanal İstanbul için temel atma töreni yaklaşırken CHP büyük bir skandala imza attı. CHP'nin İngilizce hesabından Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili yabancı yatırımcıyı tehdit ettiği video 5 ayrı dilde servis edildi deniliyor ve sür ABD'nin müttefiklik sınavı Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'e hareket etti. Zirve kapsamında Erdoğan'la Biden arasında yapılacak görüşme 70 yıllık ilişkinin geleceğine yön verecek. Erdoğan NATO liderler zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında Biden'la yapacağı görüşmeye dair önemli ipuçları verdi. Erdoğan ABD'nin sözde Ermeni soykırımı kararı F-35 ve S-400 konusundaki yaklaşımlarının gündeme geleceğini söyledi. Beklentimiz amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir diyen Erdoğan, zirve kapsamında Biden dışında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da bir araya gelecek. Diriliş postasının ilk sayfasından haberleri aktardık efendim. Geçiyoruz. Yeni Akit gazetesine Yeni Akit gazetesi CHP beceriksizliğinin simgesi İSKİ manşetini atmış büyük puntolarla. Ve şöyle deniliyor, 1993 yılında Nurettin Sözen yönetimindeki tarihi İSKİ yolsuzluğuyla hafızalara kazınan İstanbul, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimiyle de eski skandalları tekrarlıyor. İstanbul'u çöp, çamur, çukur şehrine dönüştüren CHP zihniyeti kısa süreli bir yağmurda yine İSKİ rezaletinin altında kaldı. CHP Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ, önceki gün kısa süreli yaz yağmurunda şantiyesini bile koruyamadı. Birçok ilçeye 60 saat boyunca su verilemedi, patlayan su boruları, faiş faturalar, peş peşe gelen zam teklifleriyle İSKİ, CHP zihniyetinin iş bilmezliğinin de simgesi haline geldi. İstanbul'un en işlek noktalarından Kadıköy'de İSKİ ekipleri çalışma sırasında su borusunu patlattı. Caddeler su altında kalırken dükkanları su bastı. Esenyurt ve Zeytinburnu'nda patlayan su boruları iki ilçeyi göle çevirirken Silivri ve Bağcılar'a iki gün boyunca su verilemedi. 60 saat susuz kalan Şile'ye ise su tankeri gönderildi. İSKİ personeli kurum otomobilleriyle içkili alemler düzenledi. İBB ve İSKİ'ye ait resmi araçlarla Terkos Gölü kenarında içki içip alem yapan belediye çalışanları pes artık dedirtti. Bu yani CHP bu. Ya mevcut hali korusa vatandaşa o da yeter. Hani mevcudu AK Parti'den devraldığı şekliyle koruyabilse o da yeter. Ama olmuyor. Onun da aşağısına iniyor maalesef. Kendi şantiyesine bile koruyamadı demiş Yeni Akit. Kısa süreli yaz yağmurunda avcılardaki iski şantiyesini su bastı. Bir işçi boğulmaktan son anda kurtarılırken arkadaşları tarafından hastaneye yetiştirildi. Bu da ASKİ soygunu diye bir başlık var aşağıda. Su faturasında indirim yapacağım diyen Masur Yavaş %80 zam yaptı. AK Parti ve MHP oylarıyla pandemi döneminde reddedilen su zammı teklifinin kademeli su tarifesi adı altında %80'e varan zam yapmasıyla vatandaşları kızdırdı. Suyu ucuzlatacağım diyen Yavaş'ın ASKİ'nin bütçesi fazla vermesine rağmen suya faiş zam uygulamasına meclis üyeleri de bu zammı anlamak mümkün değil sözleriyle karşı çıktılar. Mansur Yavaş 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 yaptı zam mı diyor de. Yani şimdi bazıları diyor ki efendim kademeli olacak. Onu niye söylemiyorsunuz? Biz de diyoruz ki bu yüzde %80 zam gerçeğini değiştirir mi? Kademeli biliyorsa artı eee Mansur Yavaş'ın suya zam yapmayacağız, suyu ucuzlatacak. tam aksine suyu ucuzlatacağız diye vermiş olduğu bir söz var yani. Sözünde durmadığı gibi biraz daha üzerine çıkıyor işin. Ahmet Ülkü selamlarını göndermişti. Demiş ki Rabbim Cumhurbaşkanımızın yaptığı tüm hayırlı işlerinde yardımcısı olsun. Zalime karşı dik durduğu, mazluma karşı merhametli olduğu için seviyorum demiş göndermiş olduğu mesajında. Hayırlı yayınlar Mustafa Bey demiş. Kağıthaneden bir izleyicimiz. Benim de kafam karışık aşı konusunda. Özellikle Biontech ağır deniliyor. Ben de Sinovac yaptırayım diyorum ama şu an Sinovac aşısı yok. Sizlerin fikirleri çok önemli. Sonuçta değerli hocalarımızın bulunduğu bir kanal. hocalarımızda bu konuda değerli görüşleri vardır. Allah razı olsun dinlemekteyiz demiş. Hocalarımızın bu konuyla ilgili görüşünü ben net bir şekilde vakıf değilim. Ama onların da aşıyla ilgili kötü bir şey söylediğini hiç duymadım. Dolayısıyla aşıyla ilgili onlar da cevaz veriyorlar. Şimdi biyontek ağır şu hafif gibi bir durum yok. Siz eğer risk grubundaysanız... E, kronik rahatsızlığınız varsa, belli bir yaş üzerindeyseniz ve sürekli de insan içerisine karışıyorsanız e, risk sizin için fazla demektir. Dolayısıyla Biontech de olsa, başka bir aşı da olsa önemli değil. Vurunun çünkü her biri inceleniyor. Bütün tetkik aşamaları vesaireleri her biri tek tek inceleniyor, kontrol ediliyor. Sinovac, ben de Sinovac yaptırmayı istiyorum. E, ben çok fazla insan içerisine karışmıyorum açıkçası. Daha eskiden beri ben izole bir yaşamı severim. Öyle çok kalabalığın içerisine falan girmem. Hele şu dönemde daha birazcık daha bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hatta bizim kız park vesaire gibi şey istemese, hepten hani çıkmam, daha tenha yerlere gitmeye çalışırız. İnsan kalabalığının olmadığı ama bir şekilde karışıyorsunuz. O yüzden... Eğer sizde böyleyse toplu taşıma aracı vesaire kullanılıyorsa gün içerisinde kesinlikle ama kesinlikle bence aşı tercihini bir kenara bırakıp bir varsa bir aşısı vurulmalı. Bu da yine uzmanların görüşü belli hassasiyetleri taşıyan bizim sözüne itibar edebileceğimiz e, doktorlarımızın, hekimlerimizin tavsiyesi bu yönde. Ben de kendim hakkı yani önce kendim için soruyu soruyorum tabii. Kim ne dersi desin önce can sonra canan demişler ya sonra vatandaşımızı aydınlatmak konusunda öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Ama bizim sözümüzün itibarı yok. Sosyal medya fenomenlerinin itibarı var. O da benim garipsetiyor hakikaten her zaman. ABD'den amasız fakatsız bir yaklaşım bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi açıklama. Erdoğan bugün düzenlenecek NATO liderler zirvesine katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmeye değinerek Türkiye-ABD ilişkilerini şöyle bir masaya yatırmamız gerekiyor dedi. Hakikaten yani bu ABD'nin derdi nedir? Niye yokuş yapıyor Türkiye'ye? Neden terörü destekliyor? Neden bu tırları gönderiyor? Niye bizim S-400 almamızı engelliyor? Kendisinden patriot istemimize rağmen neden bunu göndermiyor, niye vermiyor? Derdin, derdin ne arkadaş senin ya diyecek yani Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz Biden'a. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Siz de şaşırdınız artık iyice. Dış politikasını yönetemeyen bir ABD'den bahsediyoruz. Bakın gerçekten çünkü Türkiye'nin artık iyice sertleşmesi, demir leblebi olması, e, dolayısıyla ABD'nin dişlerini kırması gibi bir durum var. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturmayı çabalıyordu. Türkiye'ye tosladı. Doğu Akdeniz'de oldu bittiyle biz bu işi hallederiz. Yunanistan'da zaten bizim sözümüzden çıkmaz. Biz buradaki olayı kilitleriz. Türkiye'de avcunu yalar düşüncesini güdüyorlardı. Tak Libya ile Mısır'la bir münhasır ekonomik bölge anlaşması ne oluyor ya dedi ABD. Ne oluyor, nasıl olur böyle bir şey? Karadeniz'de bulunan rezervler şimdi tabii ki ABD'yi korkutuyor. Bölgeye artık nüfuzu giderek azalıyor, zayıflıyor. Neden? Çünkü yıllarca geldi bu kargaşadan bölge insanının hiçbir şey kazanır Desteklediği gruplarda bir şey elde edemedi. Karşı taraf zaten yıllarca katledildi, mahvedildi, evi dağıldı, dağıtıldı, yuvası dağıtıldı, toprakları perişan edildi. Dolayısıyla e eh, ne dedik? Bir zulüm ilelebet devam etmez, mümkün değil. Dolayısıyla her zalimliğin bir sonu vardır. Şimdi ABD bölgeden kışkışlanıyor, kovuluyor. Hele bir de Türkiye'yi bu kadar karşısına alması, ABD'nin dış politikasının çuvalladığını gösterir. Şimdi Biden'la oturulacak, bunlar konuşulacak. Ee, bakalım ilerleyen dönemlerde neler olacak? Amerika aklını başına alacak mı? Hepsini elbette merak ediyoruz. Bu haberin hemen yanında. Konuşsana Tabipler Birliği diye bir başlık var. PKK'nın katliamına sus pus. İki yüzlülüğünü bunların iyi tanıyın, iyi bilin Allah aşkına. Lütfen. Yani tabipler birliğinin başında biliyorsunuz e, kimin olduğunu defaatle söyledik. PKK'ya yapmış olduğu desteklerle bilinen bir kişi. Şimdi bakıyorsunuz Afri'nde hastaneyi bombalıyor YPG çıkıp bir tek kelime etmiyorlar. Hani insancıldınız siz, hani hümanistiniz siz, hani siz işte insanı öncelerdiniz vesaire. Ölen o masum siviller, çocuklar sizden olmadığı için mi hiç kıymet harbiyesi yok? Bu iki yüzlülükle nereye varacağınızı zannediyorsunuz? Ne kadar başarılı olabileceğinizi zannediyorsunuz? Kararmış vicdanlarınızda boğulacaksınız bir gün emin olun. Perişan edecek sizi. Ama ne zaman? Elbette bir vakti var. Elbette size de tanınan bir mühlet var. Cenab-ı Hak ihmal etmez, imhal eder. Bediüzzaman Said Nursi'nin sözü. İhmal etmez, imhal eder. Mühlet verir, zamana bırakır, fırsat tanır. Ama hala zulümde devam edersen bir gün gelir, belanı verir. Bunlar da o günü bekliyorlar bakalım. Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sınır ötesi operasyonlara karşı çıkarak teröristlerin sözcülüğüne soyulan Türk Tabipler Birliği'nin Afrin'deki terör saldırısına sessiz kalması dikkat çekti. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türk Tabipler Birliği hiçbir zaman altında yaşadığı bu bayrağın yanında bulunmamıştır diye tepki gösterdi. Buradan bir de bu milleti, bu devletin evlatları olan hekim abilerimize, hocalarımıza sesleniyoruz. Ya siyaset yerelde başlar diye bir söz vardır. Bu sadece belediye başkanlığı falan filan değil. En ufak dernek yönetimi bile Yerel siyasettir Şimdi siz Sizin böyle içinizi karartmıyor mu Bunaltmıyor mu yani tabipsiniz Bağlı bulunduğunuz birlik e, Aidat kesen Birliğin başında böyle tipler var Niye biz bunları Önemsemiyoruz niye bu yapılan seçimleri Önemsemiyoruz Efendim biz kafamızı kaşıyacak vakti, vakit Bulamıyoruz bir de bununla mı uğraşacağız Uğraşacaksın arkadaş Yapacağım bir şey yok Uğraşacaksın ya yani sen bu meslek odalarını, bu birlikleri, bu dernekleri, bu kişilere mi bırakacaksın yani? E ondan sonra istediğin kadar sinirlen, hakaret et, söv, neye, neye yarayacak ki yani? Mücadeleyi en gerektiği yerde, gerektiği ölçüde yapmadığın müddetçe ne işe yarayacak yani? O yüzden lütfen rica ediyoruz bu garabete bir sonraki seçimde Tabiplerimiz son versinler ve bu kişilerin, bu azınlığın elinden bu millete hiçbir şekilde faydası olmayıp, milletin e, çabasına, kararına tepki gösteren, milleti dışlayan, aşağılayan yapının elinden kurtarılsın. Yerle bir edildiler. TSK, terör örgütü, PKK, YPG'nin, Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı hastane saldırısının ardından teröristlerin inlerini başına yıktı. Terör örgütünün Afrin'de karargah olarak kullandığı 3 bina ile bir barınak vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yeni Akit Gazetesi'nin ilk sayfasından haberler bu şekilde efendim. Geçelim Yeni Şafak Gazetesi'ne. Yeni Şafak gazetesi bu bebeklerin katili sizsiniz diyor. ABD, Rusya ve Fransa'yı etiketlemiş manşetine öyle diyelim e, şimdiki tabirle. PKK hastanedeki 14 sivili öldürdü. Afrin'deki şifa hastanesinin doğum ve acil servislerini bombalayan terör örgütü PKK, yeni doğan bebeklerin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi katletti. Bu vahşi saldırıdan PKK kadar PKK'ya Suriye'de silah taşıyan, Siyasi ve diplomatik destek veren ABD ve Rusya ile Fransa gibi Avrupa ülkeleri de sorumlu. Korkunç saldırıda hastanenin anestezi uzmanı Emin Koşoy'la yaralılara yardım için gelen kurtarma ekibinden Enver Eldaher ile Macit Kuba işte hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi Müdürü Hüsam Hamdan, yeni şafağa tedaviye gelen masum insanların hastaneden kefenle çıktığını anlattı. Afrinli Bilal Kalife, Hastaneye düşen ilk bombanın ardından insanların yaralılara yardım için toplandığını, ikinci saldırının bu esnada yaşandığını söyledi. İşte bu net bir alçaklıktır yani. Bu değil, bu ilk değil ancak en alçak saldırı diyen Zeytin Dalı Vakfı Başkanı Muhammed Nakşibendi ise Türkiye'ye Telif da işgalden kurtarması çağrısında bulundu. Sırf şu hadise bile bölgeden silip süpürülmelerini gerektirdiğinin net bir delili, kanıtı Türkiye'nin operasyonlarının da net bir salahiyeti başka bir şey değil yani. Bazen diyor, niye hani Türkiye niye gidiyor oraya diye. Ya bu terörü ortadan kaldırmak dünyadaki bütün devletlerin vazifesi ya. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun. Ve bir bakıyorsun ABD'nin kucağında, bir bakıyorsun Rusya'nın kucağında, bir bakıyorsun Fransa'nın kucağında, bir bakıyorsun Almanya'nın kucağında. Ne onurları var, ne şerefleri var, ne haysiyetleri var. Böyle kanser hücresi başka bir şey değil yani. Ve bunu savunan kişilerin de nasıl savunduklarını ben anlayamıyorum. Anlayamıyorum, anlayamıyorum. Yani hayret ediyorum. İşte hastaneyi Vuran çoluk, çocuk, bebek, yaşlı, genç dinlemeden katleden bir terör örgütünün son alçak icraatı manşette görüyorsunuz. E, hastanenin son durumu da zaten ortada. Yeni Şafak gazetesinin maşeti böyle efendim. E, Erdoğan ilişkileri masaya yatıracağız diyor yine sür maşetinde. İşte ilk mücevher diye bir haber var onu aktaralım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kanal İstanbul üzerinde yapılacak ilk köprüyle ilgili detayları paylaştı. Haziran'ın son haftasında temeli atılacak köprünün uzunluğu 1618 metre olacak. Diamond geometrisiyle hazırlanan kuleler 196 metre yüksekliğe çıkacak. Altı köprüden ilki olan köprü sazlıdere geçişini sağlayacak denilmiş. NATO İslamla barışmalı diye bir e, başlık var. Kuruluşundan günümüze ismi sürekli Müslüman ülkelere yönelik operasyonlarla anılan NATO İslam ve Müslümanlarla sağlıklı bir ilişki geliştirmek zorunda diyor Yeni Şafak gazetesi de kuruluş değerlerine aykırı bir teklif bu yani öyle söyleyelim Yeni Şafak ilk sayfasında okuduğumuz. Nasıl NATO İslam'la barışacak ki? NATO tamamen İsrail'in güvenliğini sağlamak efendim için kurulmuş. Amerika zaten tamamen bunun için kullanıyor. Ve baktığınız zaman bütün NATO müttefikimiz dediğimiz ülkelerin tamamı gidiyor masum Müslümanların kanını akıtıyor. Böyle bir vaziyet, böyle bir durum. Ha, Türkiye neden böyle bir yol izliyor derseniz eğer, iş içerisinde iş var, dengeler denilen bir şey var, bunları sağlayabilmek kolay bir şey değil. Bir devleti yönetebilmek kolay değil yani. Kurtlarla dans ediyorsun adeta ve hayatta kalmaya çalışıyorsun. Mücadele ediyorsun hala daha. Bizim 200 yıldır mücadelemiz bitmedik. Hala devam ediyor yani. Hala daha Türkiye'yi durdurabilmek, bu toprakların insanını durdurabilmek, çabaları, gayreti, bunun için Avrupa dünyanın parasını akıtıyor. Siz zannediyor musunuz ki bölgedeki teröre gönderdiği para Batı'nın içini acıtmıyor? Hem de nasıl acıtıyor ama sonuçta öyle bir dünya düzeni kurmuşlar ki Amerika, istediği kadar para basıyor, enflasyonu yerinden oynamıyor. İbre hiç yerinden oynamıyor. Nasıl oluyor bu? O yüzden bu dünya düzeninin de hakikaten değişmesi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözler, o sloganlar, dünya beşten büyüktür ifadeleri emin olun gelecek için kelebek etkisi yapacak. Dünyanın geri kalan bütün ülkeleri yeter artık diyecek. Ve bu feryadı yapacak. Dünyanın bütün meydanlarına yazılacağına inanıyorum ben. Dünya beşten büyüktür sözünün. Bütün, bütün mazlum coğrafyaların meydanlarına, şehirlerin girişlerine, dünya beşten büyüktür yazısının yazılacağına inanıyorum. Bu zulüm de sona erecek inşallah. Yakındır o günler ama bunun ilgili bir kıssa anlatılır. Bunu paylaşmıştım Meselenin gayretullah'a dokunmasıyla alakalı bir kıssadır bu. Bir kervan, kervana eşkıyalar da danır, perişan ederler. Ve masum halk da artık yani isyan eder bu duruma. Ne olacak, ne bitecek, nasıl olacak diye. Sonra bir Allah dostu bu kervanın son yolculuğuna eşlik eder ve devam ederken yine eşkıyalar basar, mallarını, mülklerini toplarlar bu kervandakilerin. O Allah dostu da der ki, bak falanca kişi var ya der, onun şurada bir gömleği var. Ha, eşkıyanın başı sorar, kaldı mı başka değerli bir şeyiniz? Saklayan, bak arama yapacağız, saklayan biri varsa kötü olur. Biz arama yapmadan çıkartsın, versin. Deyince, orada işte bir tane yeni bir gömlek almış biri. Düğün yapacak bir genç. Onun için saklıyor. Bu Allah dostu da diyor ki işte falanca gencin şu çantasının içerisinde bir tane yeni gömlek var, onu da diyor alın. Tabi kervandakiler direkt dönüyor ona bakıyor yani ne oluyor diyor ya falan. Açıyorlar bakıyorlar gömleği alıyorlar gidiyor eşkıya. Tabi kervandakiler hemen Allah dostuna dönüyorlar diyorlar ki hocam ne yapıyorsunuz siz? Yani saklayabildiğimiz kadarını saklamaya çalışıyoruz zaten. Neden böyle bir şey yaptınız deyince bunların yaptığı artık bardağı taşırma noktasına geldi. Gayretullah'a dokunacak bir gömleklik şey kalmıştı. An kalmıştı bunların kötülüğünü, cezasını bulmasına. Hani dedik ya Cenab-ı Hak imhal eder ama ihmal etmez diye. O gömleği alıyorlar ve az ileride o eşkıya sürüsüne yaban hayvanları saldırıyor, parçalıyorlar hepsini, perişan ediyorlar. Eşkıya'dan geriye hiçbir şey kalmıyor. Adeta katledilmiş oluyorlar yani. Ve o bölge halkı artık bu eşkıya sürüsünden kurtuluyor. O yüzden bir zalimlik, zulümlük asla ila nihayete devam etmez. Elbette son bir noktası vardır. İnşallah Türkiye'nin çabaları bu zalimliğin sona erdirilmesinin sonunu getirecektir. Bu coğrafyanın insanının, bakın bizim ülkemizin insanını falan demiyorum ben. Bu coğrafyanın bu ümmet dünyasının gözünü açıp yeniden Türkiye'nin sancağı ile beraber İslam sancağını, merhamet sancağını, barış sancağını İslam barış dinidir. Barış demektir yeniden ayağa kaldırması gerekiyor. 6 asır boyunca nasıl bunu dünyaya göstermişse bundan sonra da o şekilde devam etmesi gerekiyor. Ama milliyetçilik diye bir zehir ve bir aşı var İngilizlerin yapmış olduğu milliyetçilik aşısı. Her bölge coğrafyasında her kabile ya bırakınız şeyi milleti, etnik kökeni filan kabilelere vurmuşlar adeta bu aşıyı. Biz kabilemiz onların kabilesinden üstün. Neyine üstün? Bizim daha çok koyunumuz var. Geçmiş zamanlarda böyle üstünlük taslamışlar birbirlerine biliyor musunuz? İpe sapa gelmez şeylerle böbürlenme. En nihayetinde tabii biz onlardan değiliz, biz daha iyiyiz, biz şöyleyiz derken hadi bir kavga, esas düşmanı, esas mücadele edeceğin alanın dışına çık, kendinle beraber böyle yıllarca boyunca savaş dur, kıs kıs gülsün şeytani güçlerde. O yüzden aklımızı başımıza almamız lazım. Türkiye NATO'dan memnun değil, mutlu değil. Bununla ilgili araştırmayı zaten e, okumuştuk size, Cuma günü gazetelerden aktarmıştık. Millet de her şeyin farkında. Bu milletin ferasetine zaten sonuna kadar ben güveniyorum. Erdoğan da gidecek ABD'ye soracak yani neden böyle yapıyorsunuz diyecek. Ona göre politikalarımızın dış politikamızın dengesi, sürekliliği, hızlanması, yavaşlatılması bir e, hal yoluna yani rota belirlenecek yani adeta. O yüzden bu liderler zirvesi önemli. Bakalım neler olacak efendim. E, gelen mesajlara. Teşekkür ediyoruz. Okuyamadığımız mesajlarımız var. Ee, onlar bizi bağışlasınlar. Son dakikalarda maalesef süreyi ancak kullanabiliyoruz, yetiştirebiliyoruz. Ee, dolayısıyla bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın saatler 08'i gösterdiğini inşallah bu ekranda ve bu frekansta görüşmek, kavuşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim, hayırlı günler.